Arkadaşlar merhabalar sevgiler selamlar hepiniz hoş geldiniz yine harika bir videoyu hep beraber yapacağız KPS 2024 tarihte çıkabilecek tahmini olarak karşınıza çıkabilecek gelebilecek yine harika sorular hep beraber çözeceğiz Umarım başınıza katkısı olur beni ve yorumlarınızı bekliyorum Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım ilk sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım Osmanlı devletinde tımar sisteminin bozulmasıyla öne çıkan iltizam sistemi aşağıdaki hangi meyri toprakta uygulanmıştır? Şimdi Osmanlı'da arkadaşlar toprak yönetim sistemi olan tımar zamanla zamanla önemini kaybedince iltizam ön plana çıktı. Peki iltizam ne? iltizam aynen şu. Osmanlı devletindeki toprakların uzun süreliğine karşılığı peşin alma koşuluyla kiralanması sistemiydi. Peki bu sistemde hangi topraklar kira veriliyordu? Bu topraklar arkadaşlar mukatta topraklardı. Yani devletin e, miri toprağı, kendi toprağı olan mukatta toprakları 20 yılına, 30 yılına karşılığı peşin alınma koşuluyla hangi sistemde kira verilmeye başlandı? İltizam. İltizam neyin yerine uygulanma başladı? Tımar. Bunu unutmuyorsunuz. Peki paşma, paşmaklık nedir? Arkadaşlar bunlar saray kadınları gelirleri saray kadınlarına veriliyordu. Peki yurtluklar? Yurtluklarsa sınır boylarında bulunan muhafızlara, askerlere. Ocaklıklarsa tersane. E, gelirleri tersanede çalışan askerlere veriliyor. E, i̇şte kale muhafızları gibi. Malikane ise genelde yararlı olan askerlere e, özellikle de iyi işler başarmış başarılı kişilere ödül olarak verilen önemli topraklardandı. Sonradan bu bir sisteme de dönüşecek. Ömür boyu devlet topraklarının kiralanması sistemi de aynı zamanda malikane diye de bilinecek. Malikane diye de geçecek. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon Rum İmparatorluğu'yla Mora despotluğuna son verilmesinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Trabzon Rum İmparatorluğu Mora, burada kimler yaşıyor? Rumlar. Yani Bizans'ı diriltecek olanlardı. Dolayısıyla Fatih bu tehlikeye karşı yani Bizans'ın yeniden dirilme umutlarını bitirmek için Trabzon Rum İmparatorluğu'yla Mora yarımadasını fethederek buradaki devlet yapılarına imparatorluğa son verecek ve Bizans'ın dirilme umutlarını bitirecek. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Buna dikkat edelim. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım aynen şöyle. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda imzaladı. Karlovça ve İstanbul antlaşmalarının sonuçları arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Karlovça 1699 Osmanlı'da arkadaşlar gerilemenin başlangıcı. İstanbul anlaşması ise Zitva Toruk'la elde ettiği üstünlüğü Batı Avrupa üzerindeki üstünlüğünü kaybetti antlaşmaydı. Şimdi Karlovça antlaşması sonucunda Ruslar bir kere e, Karadeniz'e inme fırsatını e, bulacak. Bir bu. Aynı zamanda <laughs> 1699 duraklama döneminin e, bitmesi gerileme döneminin de başlangıcı olarak e, biliniyor özellikle Karloşa 1699 Osmanlı'nın tarihinde e, ilk kez büyük toprak kaybı yaşadığı Kutsal İttifak Devletleriyle savaşı sonucunda imzaladığı antlaşma. Peki Orta Avrupa'daki hakimiyetini ne zaman kaybedecek? Tabii ki İstanbul Antlaşmasıyla, Zitvatoruk Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti e, sevgili arkadaşlarım e, tabii ki ee, İstanbul Antlaşmaları sonuçlarında ne yapacak? Avrupa üzerindeki özellikle de Orta Avrupa üzerindeki e, etkinliğini kaybedecek. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı sevgili dostlarım. Dördüncü hemen sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz geldi. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketleriyle ilişkilendirilemez? Islahat neydi arkadaşlar? Yenilik eskiyen artık işlerliğini kaybetmiş kurumların yenilenmesi. Şimdi sürat topçularının açılması bir yeniliktir. Osmanlı asker askeri alanda yaptığı bir yenilik. Sürat topçuları. nizam Nizami Cedid 3. Selim döneminde Fransa örnek alınarak çok ciddi köklü yapılan değişiklikler kesinlikle bu da bir inkılap, bir yenilik bir ıslahat. Yeniçeri ocağının kurulması. Arkadaşlar yeni çeri ocağının kurulması takriben Kuruluş dönemi ne denk geliyor? Dolayısıyla Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması denseydi bu bir ıslahat yerine Asakiri Mansuri Muhammediye ordusu kurulacak ileride. Oysa Yeniçeri Ocağı'nın kurulması şöyle diyebiliriz yani bir ıslahat mı değil mi? Osmanlı döneminde ıslahatlar... 17. yüzyılda başlamıştır arkadaşlar. Oysa Yeniçeri Ocağı'nın kurulması takriben 14. yüzyıla denk geliyor. Dolayısıyla bu bir ıslahat hareketi değil. Islahat hareketi hareketleri ne zaman başlayacak Osmanlı'da? 17. yüzyılda başlayacak ve devam edecek. Dolayısıyla burada o zaman yalnız 3 e, ne olamaz arkadaşlarım? ıslahat e, hareketleri olarak değerlendiremez. Ama Sürat Topçusu ve nizam-ı Cedid bunlar askeri alana yapılan Köklü değişiklikler bunlar birer ıslahattır. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz aynen şöyle. İkinci Mahmut döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde? Batı'nın arkadaşlarım etkisinden söz edilemez. Yani Avrupa'nın ayanların senedi ittifak ayanlarla senedi imzalanması, takvim ve vakayı gazetesi, sekvan-ı cedid, Kılık kıyafet nazırlıkların kurulması. Bir kere arkadaşlar divanın kaldırılıp yeni bakanlıkları yani nazırlıkların kurulması Avrupa'nın etkisi. Ee, özellikle devlet memurlarının kılık kıyafetlerin düzenleme getirmesi işte pantolondur ceket giydirilmesi Avrupa'nın etkisi. Sekbanı cedid yine askeri alanda yani e, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması yine kurulan ordu tamamıyla batı etkisiyle gazete çıkarması yine fakat ayanlarla yapılan senedi ittifak 1808'de bu Osmanlı Devleti'ndeki merkezi otoritenin zayıflaması nedeniyle e, dönemin hükümdarı olan 2. Mahmud o dönemin zenginleri ağları olan ayanlarla bir anlaşma yapacak. Bu burada biz Batı'nın etkisinden değil Osmanlı'nın kaybettiği gücünü yeniden kazanmasının etkisinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada doğru cevap yapışıklığı nedir? A şıkkıdır. Hemen 6. sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Sorumuz aynen şöyle. Buna göre Osmanlı devletine öne çıkan bu sanat türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 6. sorumuz. Osmanlı devletinde el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan bu sanat türü Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğrulaşmış, klasik Osmanlı üslubu belirginleşmiştir. Bu sanat türünde siyasi sosyal olaylar ışık gözetmek sizin yani perspektif olmadan, derinlik olmadan anlatılmıştır bu. Acaba hangi e, sanat türünü anlatıyor? Arkadaşlar bu bize tabii ki minyatürü anlatıyor. Şimdi burada arkadaşlar minyatürler e, el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılıyor ama bu süsleme yapılırken bir derinlik gözetilmeksizin, bir perspektif gözetilmeksizin sizin e, basit bir şekilde bunlar yapılıyor. E, hat sanatı, güzel yazı yazma sanatı özellikle Arap harfleri tezhip tezhiple karıştırabilirsiniz. Tezhip ise arkadaşlar şeyden farkı şu tezhibin kitap süsleme sanatıdır. Kitap. Yani e, diyebiliriz ki buradaki fark e, minyatür el yazması eserlerin süslemesini kullanıyorken tezhip genelde basit kitaplar diye düşünebilirsiniz. Arabesk farklı bu e, mimari eserlerin arkadaşlar geometrik şekillerle süsleme sanatı. Çok değişik not alabilirsiniz. Kalkmacılık ya da oymacılık genelde işte e, <laughs> ağaç benzeri e, arkadaş arkadaşlar eşyaların e, genelde şekillendirilmesi olarak da değerlendirebiliriz. Burada bahsedilen minyatürdür. Sevgili arkadaşlar teziple karıştırmıyoruz. Tekrar edelim minyatür el yazması sanat e, el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan genelde ışık gözetmek için, derinlik gözetmek için yapılan e, bir e, sanatken tezip daha çok basit düzeydeki kitapların süslenme e, olarak kullanılabilir. 7. sorumuza <laughs> geldik. 7. sorumuz aynen şöyle. KPSS'ye yönelik arkadaşlar çıka ihtimali olan sorular, kalıp sorular çözüyoruz. Bu soruların çıkma ihtimali ne kadar derseniz bilemem ama benzer sorular gelebilir. E, bir tekrar yapmış olursunuz. Bir yerden bir şey yakalarsınız. Bir şıktan bir şey yakalarsınız. Soruyu çözersiniz. Bir hayır duanızı alırız. Ama bu soruların bire biri gelir. Sadece bunları çalışayım. Aman hoca bunları tahmin etti deyip bu şekilde zaten böyle bir dünya yok. Sadece ve sadece benzer sorular çözüyoruz, tekrar yapıyoruz. bir yerden mutlaka bir şeyler yakala durumumuz oluşacaktır. Osmanlı Devleti'ne kuruluş döneminde Gelişmelerden hangileri ülke sınırlarının genişlemesiyle ilişkilendirilebilir? Yani ülkenin topraklarının genişlemesiyle birlikte arkadaşlar yönetimdeki özellikle devlet memuru sayısı artmaya başlamıştır. Beyler beyliği birken ikincisine ihtiyaç duymuştur. Bu var. Yeni çeri ocağı yani topraklar genişledikçe bu topraklar bu ülkeyi korumak, kollamak, e, merkezde otoriteyi sağlamak amacıyla daha derli, daha toplu, daha disiplinli Askeri birliklere ihtiyaç duyuluyor. Bu da Yeniçeri Ocağı'nın ortaya çıkmasını sağlıyor. Yönetim sınırlar büyüdükçe bunu idare etme e, problemi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bunu nasıl çözüyor? Devleti eyaletlere bölüp her eyaletin başına bir beylerbeyi koyarak yani bir e, federasyon, büyük bir e, devlet şeklinde e, ne yapıyor bu devleti planlıyor. Dolayısıyla her üçü de yani Beli sayısının artması, yeni şerif ordusunun kurulması, ülke sınırlarının devletlere alması Osmanlı Devleti'nin neyin göstergesidir? Sınırların gittikçe genişlediğinin göstergesi. Dolayısıyla da hocam şıkkımız e şıkkı Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yedinci şey, sekizinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yapılan savaşların başarısızlıkla sonuçlanması, aşağıdaki durumların hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? Yani Osmanlı Devleti, Buraklama döneminde başarısız savaşlar yapıyor. Bunun sonucunda bir kere sürekli yenilmesi uluslararası alandaki saygınlığını gizerek ne yapıyor? Azaltıyor. Yani sürekli yenilen bir devletin eskisi kadar itibar görmüyor. Bir, sürekli yenilgiler, savaşlar haliyle bu toplumda neye neden olacak? Sosyal huzursuzluklara yani iç isyanlara. Bu da var. Ganimet gelirlerini hazırlaması için Osmanlı Devleti'nde savaşlar aynı zamanda ganimetler için yapılıyordu. Yani savaşan kişilerden kazanan yendiği kişiye ait olan ne varsa toplayıp alıyordu. Buna ganimet deniyor. Savaşta kaybedince otomatikmen ganimet e, miktarı azalmaya başladı. Rejime yönelik tartışmaların yaşanması bu dursun. Baştaki kişilerin görevinde dolmadan değiştirilmesine. Mesela sadrazamlar ordu başında sefere çıkıyor. Başarısız oluyor. Ya idam ediliyor ya da görevden alınıyor. Dolayısıyla bu da var. Fakat e, Osmanlı'daki rejime yönelik tartışmalar, daha doğrusu rejime yönelik değişiklikler ancak <laughs> 1800 76 meşrutiyet. O da yaklaşık ne zaman denk gelecek arkadaşlar? 19. yüzyılda. Yani Osmanlı'da 17. yüzyılda rejimi değiştirme yönelik herhangi bir durum söz konusu değil. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuz aynen şöyle. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangisinde gerileme belirtileri görülmüştür? Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde gerileme ne zaman başlayacak? 1699 1699'la 1792 yaşlandı. Yani 1699 Karloş Antlaşması'ndan başlayıp 1792 yaş antlaşmasına kadar gelişen bir dönem. Bir dönem içeriyor bu gerileme. Şimdi gerilemede bir kere sürekli isyanlar çıkacak. Osmanlı toprak kaybedecek. Padişah'ın özellikle de otoritesi, merkezi otorite zayıflama başlayacak bir. Ordu, orduda özellikle çeşitli reformlar, çeşitli islahatlar, yenilikler yapılacak. Bazı ordular kurulacak, bazıları e, arkadaşlar kaldırılacak. Dolayısıyla ordunun gücü de zamanla artıp azaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki buna bağlı olarak özellikle 19. yüzyılda Osmanlı sürekli bir toprak kaybına neden şey yaşıyor. Dolayısıyla toprak kazancında giderek azaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla her üçü de var. Doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Hemen arkadaşlarım 10. sorumuza bakacağız. 10. sorumuz gelsin güzel net bir soru. Küçük Kaynarca Antlaşması. Osmanlı devli, Osmanlı padişahı halife sıfatıyla sınırları dışında kalan Kırım Müslümanların da dini lideridir maddesinde yer alması, şimdi maddesinin yer alması aşağıdakilerden hangisine karşı alınan bir önlemdir? Yani Kırım'ı Osmanlı Ruslara kaptırıyor ve onlarla bir Küçük Kaynarca diye bir antlaşma imzalıyor. Bu antlaşmada deniliyor ki halife Osmanlı halifesi Padişahı halife sıfatıyla sınırların dışında kalınan Müslümanların dini lideriydi. Buradan ne amaçlanmıştır arkadaşlar? Burada amaçlanan Rusya'yı Kırım'ı e, dini açıdan kendisine bağlamak e, istemesi e, Osmanlı'nın böyle bir e, önlem almasını e, neden olmuştur. Yani Ruslar burayı alıp neticede kendi kültürünü, inancını buraya e, empoze edecekti. Osmanlı da bunun önüne geçmek için e, Kırım'da yaşayanların dini açıdan kime bağlı olduğunu bu anlaşmaya koymuş. E, tabii ki e, küçük kaynarcaya amacı e, bu bölgeyi bu yeri e, dini ve kültürel açıdan olan e, bağlılığı koparmamak Rusya'nın etkisini kırmak. Bu ne kadar etkili olmuş orası tartışılır. 11. sorumuz arkadaşlarım Osmanlı Devleti'ne taşra teşkilatındaki en büyük idari birim olan eyalet aşağıdakilerin hangi hangi idari tarafından yönetilmiştir? Şimdi Osmanlı devleti dediğimiz şekilde yönetim kolaylaştırmak için eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar işte nahiyelere, köylere bölünüp bu şekilde yönetilmiştir. Dolayısıyla eyaletlerin başına da o dönemin en büyük idari yani taşradaki idari amir bunlar kimlerdir? Tabii ki beyler, beyleridir. Beyler beyi, e, sancak beyi zaten sancakların başında. Subaşlar genelde ordu komutanı. Hiç başlarda kadılarsa arkadaşlar burada kadılar kadılar taşradaki devletin idari işte e, mülki işte e, hukuki açındaki bütün sorunlarını çözen e, kişi devletle e, oradaki halkı arasında bağlantı e, bağlantıyı kuran kişi olarak da biliniyor. Dolayısıyla burada bahseden kimdir? Beylerbeyi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkı. 12. sorumuz. Osmanlı devletine var olan yukarıdaki özelliklerden hangileri Kuruluştan yıkılışa kadar herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Kuruluştan yıkılışa kadar. Kurucu hanedan, yönetim şekli, etnik yapı hangisi hiç e, arkadaşlar e, şeye uğramamış. Biz şunu biliyoruz ki arkadaşlar Osmanlı Devleti Osman oğullarının Osmanlı ailesinin e, mülküydü. Dolayısıyla Osmanlı Devleti 600 yıllık Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'ni yöneten hanedan hiç değişmemiştir. Sadece Osmanoğlu ailesi yönetmiştir. Toplamda 36 tane padişahtan bahsediliyor. Yönetim şekli değişmiştir arkadaşlar. Ne zaman 1876'da Osmanlı monarşiden ne geçecek meşrutiyete yani padişah ve pa seçimle iş başına gelen bir meclisin olduğu yönetim şekli bir bu. Etnik yapı zamanla değişmiştir. Mesela topraklar genişleyince çok farklı etnik yapma kökenler Osmanlı bünyesine katılmış ya da bazı devletler ayrılınca bunlar ayrılmıştır. Dolayısıyla değişmeyen tek e, özellik Osmanlı yöneten nedir? Kurucu hanedan. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Güzel bir soruydu. 13. sorumuza bakalım. Güzel bir soru yine. Sorumuz aynen şöyle. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda imzaladığı bazı antlaşmalar şunlardır. Bahçesaray, Zitvatoruk Nasuh Paşa bu antlaşmaların imzalandığı devletler sırasıyla hangisinde verilmiştir? Direkt bir bilgi sorusu. Arkadaşlar doğru cevap şıkkımız C'dir. Yani 3 numaralı e, anlaşma Nasuh Paşa antlaşması İran ya da Sefavilerle 1612. Zitvatoruk 1606 yanlış altıramıyorsam e, arkadaşlar Avusturya Macaristan'la e, imzalanmış. Dolayısıyla 2 Avusturya e, Bahçesaray antlaşması ise Ruslarla. E, imzalanmıştı. Dolayısıyla 3 1 e, ve 2 dolayısıyla doğru şıkkımız nedir? Burada C şıkkı. 14. sorumuz. Sorumuz aynen şöyle. Osmanlı Devleti'nde yeni topraklar e, toprak kazanımlarının olmadığı, devletin daha çok savunma durumunda kaldı ve batıllaşma hareketlerinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar toprak kazanımlarının olmadığı, e, daha çok Osmanlı Devleti'nin savunma pozisyonunda olup batılaşma hareketlerinin yaşandığı dönem sevgili dostlarım gerileme dönemidir. Gerileme dönemi 1699'dan başlıyor Karlofça Antlaşması 1792 yaş antlaşmasına kadar olan dönemdir. Bu dönemde Osmanlı birçok toprak kaybı yaşıyor. Sürekli bir elindeki toprağı savunmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda batılaşma hareketleri. Peki batılaşma hareketleri ne zaman başlayacak? Özellikle 1718 Lale devriyle birlikte başlayacak. Daha sonra katlanarak devam edecek sevgili arkadaşlarım. Kuruluş işte ne zamana kadar devam edecek? 1453 yükselme yükselme. 1453'ten Sokulu'nun ölümüne kadar duraklamaysa sevgili arkadaşlarım. Sokulu'nun ölümünden başlayacak 1699 Karlofça Antlaşması'na dağılmaysa 1792 yaş antlaşmasından başlayıp 1922 saltanatın kaldırılmasına kadar devam edecek. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 15. ve son sorumuz. Direkt bir bilgi sorusu. Güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nde ilk kez çok partili hayata geçiş aşağıdakilerin hangisinin yaşanmasıyla, gelişmesiyle yaşanmıştır? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde çok partili yaşama geçiş, seçim, demokratik bir yönetime geçiş 1000 Arkadaşlar 900 8 yani ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle geçmiş. Birinci meşrutiyette yani 1876'da e, meşrutiyet meşruti yönetim ilan edilmiş. Bir sene çok kısa bir süre e, sürmüş. Bu dönemde herhangi bir parti kurulmamıştı. Çok parti hayata geçiş ne zaman olacak Osmanlı Devleti'nde? Arkadaşlar ikinci meşrutiyetin ilanı. ikinci meşrutiyetin ilanı da ne zaman? 1908 yılında ve böylece Osmanlı Devleti çok farklı siyasi yaşama e, geçmeyi başarmıştır Arkadaşlar bu videomuzda sizinle beraber e, bu sene kalıp olarak karşınıza gelebilecek e, toplamda 15 tane çok güzel tarih dersine yönelik soru çözdük. Derleme sorular bunlar. Umarım başlarınızda katkısı olur e, sevgili arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Gireceğiniz sınavda en iyi sonucu e, arkadaşlarım elde edeceğinizi düşünüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, başarılar arkadaşlar.